altta gözüksün şeklinde günlük toplam diyelim. Buraya da eşittir topla diyerek şu değer D5'ten D56'ya kadarki aralığı toplayalım. Evet, günlük toplamımız 8249 liralık giriş olmuş ve bir sonraki güne de 2799 lira devretmiş. Şimdi rapor sayfasına geldiğinizde yapı kredi hesabına bakın, 5000 lira girdiğimiz an 600 lira artıya geçtiğini görürsünüz. Şimdi bunları yapmamız tabii yeterli ama şöyle yapmaktan ziyade bunları biraz da tabii şekillendirelim. Bunlar böyle duracak. Bu formülü arkadaşlar aşağıya kadar kopyalamanız lazım. Çünkü şu ara bu formülden yararlanıyor. Bakın tabloyu şöyle seçiyorum. Buradan da örneğin girişlerimizi yeşil yapalım. Tablodaki değerleri seçerek artık kaç satırlık istiyorsanız bu kadar seçebilirsiniz. Sağ buton hücre biçimlendirden kenarlıktan önce yok deyin, sonra bu değerleri yapalım. Bu şekilde kasaları girdik. Bu sütunu gizleyebilirsiniz ama burada tekrar diyorum, bunu aşağı doğru kopyalamanız lazım. Ya da ekranda şöyle görebilirsiniz. Bunları yaptım. Buradan da görünümden kılavuz çizgilerini kaldırdığınız zaman ve şu sütunu da gizlediğinizde artık bakın sizin bu günlük kasa girişiniz. Benzer şekilde giderleri yapalım. Tekrar bu sütunu gizleyelim. Tekrar burayı da bakın. Şöyle seçtim. 50 satır için, 55 satır için. Hücreleri biçimlendire geliyoruz. Buradan da örneğin şöyle 3'ünü seçip tamam diyelim. Kılavuz çizgilerini buradan da kaldırabiliriz. Çünkü onun gerisine ihtiyacımız yok. Günlük olarak buraya verileri gireceğiz. Buradaki başlığımızı da seçelim. Ve girişten hücre stillerinden örneğin %60 vurguyu seçerek şuna benzer bir renklendirmeyi yapalım. Kasa raporumuz buradan. Başlıklarımızı buradan bakın seçelim, kontrole basarak hücre stillerinden istediğimiz bir başlık şeklini seçebiliriz. Buradan örneğin şöyle çok koyu olmayan. İsterseniz bu tarafı ayrı bir renk, bu tarafı ayrı bir renk seçmek mümkün. Tarihe bakın kırmızı biraz bir renk verelim. Tarihi buradan verdik. Artık gerisi size kalmış. Bunu tamamen şekillendirmeler, biçimlendirmeler size bağlı. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Rapor sayfası ise tablonun tamamını seçip, hatta sadece başlıkları seçip hücre biçimlendirden istediğiniz gibi bir başlık vererek günlük kasa değerinizi, hangi bankada ne var, kasada ne kadar para var gibi ifadeleri rahatlıkla buradan görebilirsiniz. Oldukça güzel bir örnek arkadaşlar. Günlük kasa defterimiz. Bunu panel girişinden direkt indirebilirsiniz örnek olarak. Kendiniz buradaki değişiklikleri yaparak da direkt yazmaya başlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken A sütunundaki formülleri uzatmanız. Yani bunu örneğin 500 satır, 1000 satır için uzatmanız. Hatta isterseniz hazır olması açısından bunu şöyle çekelim ve 1000 satıra kadar çekelim. 1000 satır hazır olsun. Çünkü çabuk dolacaktır. Ve tekrar sütunu gizleyelim. Benzer şekilde gelirlerde de bunu aşağı doğru çekelim ve 1000 satıra kadar sistem hazır olsun. Günlük kasa defteriniz arkadaşlar bu şekilde girebilirsiniz. Açıklamaların sütunlarını istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Yani ne kadar geniş açıklama girerseniz o kadar detaylı raporlar almak mümkündür. Bunu da örneğin gizleyelim. Daha sonra çünkü buradan gelirler sayfasından yararlanarak özet tablolar, giderler sayfasından yararlanarak çok rahat özet tablolar oluşturabiliriz. Nereden ne gelmiş, nereden ne gitmiş, hangi ay ne kadar gelir olmuş, hangi ay ne kadar gider olmuş gibi raporları rahatlıkla buradan oluşturabilirsiniz. Belki onu da ayrı bir eğitim videosu olarak çekmek gerekebilir ama burada günlük olarak gelirlerinizi girebileceğiniz, günlük olarak giderlerinizi girebileceğiniz ve kasanızın durumunu görebileceğiniz güzel, basit, biraz karışık bir örnek. Takıldığınız noktalar olursa mail atın ya da mail atın, oradan detaylarına bakarak tekrar revizyon yaparak sistemi güncelleriz.